Sevgili arkadaşlar, bu hafta maalesef medyada hiçbirimizin hoşuna gitmeyen bir olayla karşılaştık. Neydi bu olay? 6 yaşındaki ufacık minnacık bir kızın babası tarafından kendisinden yaşça çok daha büyük olan birisiyle evlendirilme meselesi mevzuydu. Tabii bunu yapan insanlar da dindar görünümlü insanlar olunca mesele bir anda farklı yerlere çekildi. Yani bir defa böyle bir mevzu hiçbir zaman için kabul edilemez. Yani 6 yaşındaki bir çocuk bebeğin yani evlendirilmesi zaten böyle bir şeyi konuşmak bile abes. Fakat bu tür hadiseler olduğunda toplumda insanlar bir defa mesele herkes kendi tarafından, kendi mahallesinden bakıyor. Ve mesela bazen üzüm yemekten ziyade bağcı dövmeye kadar gidiyor. Bu sebeple bu hafta İslam'da evlilik mevzunu ele almaya çalışacağım. Bunları konuşurken meseleyi üç şekilde ele almak lazım. Birincisi İslamiyet'te bir evlilik sınırı var mı? Yani İslamiyet evlenmek için bir yaş sınırı koymuş mu? Buna bakmalıyız. İkincisi en çok önümüze konulan Buhari'de geçen bir hadis var. Hazreti Ayşe'nin 6 yaşında nişanlandım, 9 yaşında evlendim hadisi. Bu hadis üzerinde biraz duracağız. Bir de üçüncü olarak genel olarak dünyada, tarihte insanlar hangi yaşlarda evlenmişler? Ve günümüzde cinsel yaş rüştü dediğimiz bir rüşt var. Genel olarak ülkelere hangi yaşları kabul ediyorlar? Birazcık bunların üzerinde duralım. İlk olarak şunu soralım. İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'in koyduğu evlilikle alakalı bir yaş sınırı var mı? Hayır, İslamiyetin yaş sınırı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de yazan herhangi bir yazısı yok. O zaman biz evlenme yaşıyla alakalı meseleyi neye dayandırmalıyız? Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 6. ayette yetimlerin mallarını elinde bulunduran veliler için şu ifade kullanılır. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Şayet onlarda bir rüşt özelliği görürseniz o takdirde onlara mallarını iade edin. Yani Evlilikle alakalı ilk önce bir blue çağı dediğimiz çağdan bahsedilir. Erkeklerde ihtilam olma, kızlarda regil dediğimiz adet dönemiyle alakalı husus belirtilir. Fakat buna ek olarak bir de rüşt dediğimiz doğrunun yanlıştan ayrılması, yani mal alıp satmayı bilme, az çok olayların farkına varma, artık kendi kendine yetebilme ile alakalı bir olgunluk meselesidir ki rüşt kelimesi özellikle belirtilir. Dışarıdan baktığımızda mesele çok kolay gibi görünüyor. Ergenlik meselesi var, rüşt meselesi var, tamam olay bitti gibi. Hayır burada bitmiyor çünkü ergenlik dediğimiz husus tıbbi olarak 12 yaş 20 yaş arasında bir yaşı ifade ediyor. Sadece ergenlikle alakalı kalmıyor. İnsanlarda bazen şu özellikler oluyor. Kişi rüşt yani akıl bakımından bazen çok önce rüşte eriyor fakat ergenlik çağına girmiyor. Veya bazı insanlar ergenlik dönemine giriyorlar fakat meseleler değerlendirim olarak rüşt dediğimiz olgunluk dönemine gelmiyorlar. Tabii bu hususta coğrafyadan coğrafya, iklimden iklime değişiyor. Peki o zaman İslam hukukçuları bu konuda ne demişler buna bakalım. Tarihte İslam hukukçularına baktığımızda mezheplere göre bu işin biraz değiştiğini görüyoruz. Mesela Malikilerde bu rüşt ve ergenlik yaşı 19 iken Hanefiler kızlar için 17, erkekler için 18 yaş sınırını koyuyor. Yani bunlarda ergenlik ve rüşt dönemi farklı olur diye. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu olan ve tefsirde bir üstad olan Abdullah İbni Abbas bu yaş sınırı için 19 diyor. Son dönemde yapılan Osmanlı İslam hukukuna göre de Mecelle'de bu yaş sınırı erkeklerde 18, kızlarda ise 17 olarak belirlenmiş. Tabii bunun dışında bazı mezheplerde 15 yaş sınırı da söylenmiş. Bu sınırın dayanağı olarak da şunu söylemişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'na giderken her yaştan kişi kabul etmiyordu. Bu sebeple daha rüşt dediğimiz, ergenlik çağı dediğimiz döneme gelmeyenleri yani 15 yaşın altında bulunanları bu savaşa kabul etmedi diyerek bunu gerekçe göstererek en alt sınır olarak da 15 yaş sınırını söyleyenler olmuş. Yani İslam hukukuna genel olarak baktığımızda 15 yaşın altında genel itibariyle böyle bir şey görmüyor. İşte İslam hukukundan verdiğim bu verilere göre baktığımızda daha ilk dönemlerden itibaren yani hicri ilk asırlardan 700-800'lerden itibaren çocuk dönemdeki evlilikle alakalı bir şey söz konusu bile olmamış. Yani genel itibariyle en alt sınır 15 verilmiş. 17, 18, 19 yaşına kadar bu mesele çıkartılmış. Günümüzde bazı kişilerin evlilikle alakalı hayır ergenlik çağına girmeden de evlilik olabilir diye Talak suresi 4. ayeti karşımıza çıkardıklarını görüyoruz. Bu ayette boşanmış olan kişilerin adet beklemesiyle alakalı kadınlardan bahsederken ilk önce menopoz dönemine giren bayanlardan bahsedilir. Bunların 3 ay beklemesiyle alakalı mevzu anlatılırken bir de henüz adet görmeyen bayanlardan bahsedilir ki bir kısım insanlar bu ayeti delil olarak göstererek yani kişi ergenlik çağına girmeden de evlenebilir derler. Fakat bu ayette bahsedilen mesele çocuk olup adet görmeyenler değil, bir sebeple ergenlik çağına geldiği halde yani 17-18 yaşına geldiği halde adet görmeyen bayanlardan bahsetmekte. Dolayısıyla burada normal olmayan bir husus olduğu için menopozlu dönemdeki insanla henüz adet görmemiş yani belirli bir yaşa gelmiş ama tıbbi bir sebeple adet görmemiş kişilerin bunlara göre kıyas edildiğini görüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak baktığımızda bir tarafta ergenlik ve rüşten bahsederken diğer tarafta çocukların evlenmesinden bahsedilmesi düşünülemez. Şimdi gelelim ikinci soruya. Hazreti Ayşe validemiz kaç yaşında evlendi? Başta Buhari olmak üzere hadis kitaplarına veya tarih kitaplarına baktığımızda karşımıza şöyle bir hadis geliyor. Hazreti Ayşe validemiz dedi ki ben peygamber efendimizle 6 yaşındayken nişanlandım, 9 yaşındayken evlendim. Bu hadisi tamamen düz olarak gören insanların bir kısmı evet demek ki 9 yaşında evlenilebilirmiş hükmü çıkarırken bazı insanlar da yani din düşmanı olan kişiler de ya işte İslamiyet'i görüyorsunuz. Yani çocuklarla evlendirilen böyle enteresan bir din gibi karşımıza çıkıyor. Kendimize şöyle bir soru soralım. Madem ki Buhari'de böyle küçük yaşta evlenebileceği ile alakalı bir hadis var. O zaman İslam hukukçuları neden direkt bu hadisi alıp evet ya demek ki böyle bir şey varmış biz de buna göre hüküm verelim demediler de Kur'an-ı Kerim'deki ergenlik yaşını, rüşt yaşını 17-18 yaşına kadar çıkardılar. Neden böyle bir zorlamaya girdiler? İşte burada şu devreye giriyor. Elimizde bulunan metinlere baktığımızda bir doktorun eczanedeki ilaçlara baktığı gibi hassas olarak bakmamız lazım. Hadisler veya elimizde bulunan kaynaklar eczanedeki ilaçlar gibidir. Onların hangi yaraya iyi geleceğini, hangi yaraya merhem olacağını ancak doktorlar karar verir. İşte İslam hukukçular da meseleye böyle yaklaşmışlar. Çünkü bir tarafta ayet ergenlik ve rüştü esas alırken diğer tarafta 9 eş hadisi olduğunda buna şüpheyle yaklaşmışlar. Evet böyle bir hadis var fakat bir hadisi değerlendirirken 5 en 1 k dediğimiz nasıl olmuş, ne zaman olmuş, bu hadisin söylenmesinin sebebi ne gibi bazı hususları bizim göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi bu hadisin neden söylenebileceğini kısaca açıklamaya çalışalım. İlk olarak şunu söyleyelim. Bir defa tarihi vakıa olarak Hz. Ayşe validemizin 9 yaşında olması tarihi verilere ters. Çünkü tarihi verilere baktığımızda biz Hz. Ayşe'nin ablası Sevde'nin hicrette 27 yaşında olduğunu görüyoruz. Ve onunla ablası arasında da 10 yaş var. Dolayısıyla Ayşe validemizin hicrette en az 17 yaşında olması lazım ki Efendimiz de hicretten sonra evlendiler. Dolayısıyla 18 yaş civarında evlenmesi gerekiyor. İkinci bir hususta Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde kadınlara baktığımızda kadınlar o tarihte adet olarak yaşlarını adet olduktan sonra sayıyorlar. Yani o dönemde bir kadın regle olduysa, adet olduysa bu tarihten itibaren yaşını sayıyor. Yani o dönemde Ayşe validemiz 8 yaşlarında, 9 yaşlarında adet olduysa ve ben Efendimizle 9 yaşında evlendim dediyse 9 artı 9, 18 yapmak lazım. Peki başka hangi verler var? Biz o döneme baktığımızda Ayşe validemizin bize verdiği bilgilere bakıyoruz. Diyor ki ben diyor Kamer suresinin ne zaman indiğini biliyorum diyor. O dönemde Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetleri Mekke'de indiyse ben bunlara tanıklık ettim diyor veya diyor ki ben diyor Müslümanların Habeşistan'a hangi tarihte hicret ettiklerini biliyorum. O tarihte diyor onları görmüştüm diyor. Bu konularda bize bilgi veriyor ki bu bilgiler 610 yılından sonra yani peygamberliğin 5. ve 7. yılında olan hadiseler. Dolayısıyla bu yaşlarda 8-10 yaşlarında veya daha büyük olması lazım ki bize bu haberi versin. Aksi takdirde insanlar Habeşistan'a giderken yani Ayşe validemiz bazılarının dediğine göre 9 yaşında evlendiyse bu hadisi 2 yaşındayken haber vermiş olması lazım. Yani insanlar hicret ederken o da 2 yaşında görmüş insanlara bunu haber veriyor anlamına gelir ki bu son derece mantıksız olur. İşte buna benzer saydığım hususlarla İslam hukukçuları Hz. Ayşe'nin Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında veya tarih kitaplarındaki bu ifadesine bakmamışlar. Yani bunu bir delil, bir hüküm çıkaracak kaynak olarak görmemişler. Yani son olarak bu meseleyle alakalı şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz döneminde bir takvim kullanılmadığı için insanların yaşıyla alakalı bize gelen verilerde de kısmen yanlışlık olabiliyor. Mesela biz Muhammed Hamidullah'ın Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplarını okuduğumuzda Peygamber Efendimizin doğumuyla alakalı 569, 570, 571 gibi farklı yılları bize söylediğini görüyoruz. Veya biz Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Hatice ile evlenme yaşına baktığımızda Peygamber Efendimiz 25'li yaşlardayken Hazreti Hatice ile alakalı 28, 37 ve 40 ile alakalı 3 tane farklı rivayet görüyoruz. Dolayısıyla bu yaşlarla alakalı bize gelen hususlara biraz daha dikkatli bakmamız lazım. Gelelim 3. meselemize. Evlilik hususunu dünya tarihi açısından veya farklı coğrafyalar açısından değerlendirdiğimizde karşımıza farklı şeyler çıkıyor. Mesela İslam hukukçuları evlilik yaşıyla alakalı 15, 17, 18, 19 yaşlarını ileri sürerken o dönemde Romalıların yani Roma hukukunda evlilik yaşının kızlar da 12, erkeklerde 14 olduğunu görüyoruz. Veya biz Avrupa'da yazılan eserlere bakıyoruz, Avrupa tarihine bakıyoruz. Mesela İngilizlerin en meşhur yazarlarından birisi olan Shakespeare'in yazdığı Romeo ve Juliet eserinde Romeo'nun 17, Juliet'in ise 13 yaşında olduğunu görüyoruz. Ve bu eserin yazıldığı tarih 1590'lı yıllar. Veya Almanya'nın meşhur yazarlarından Goethe'ye baktığımızda onun da Faust ve Mephisto diye eseri vardır. Bu eserinde yazdığı doktor 13 yaşındaki bir kıza aşık olur ki bu kitabın yazılma tarihi de 1700-1800'lü yıllar. Ve bugün biz Avrupa'daki birçok ülkeye baktığımızda cinsel rüşt yaşı olarak 14, 15, 16'larda olduğunu görüyoruz. Türkiye ve Türkiye'ye benzer birçok ülkede ise cinsel rüşt yaşı olarak kanun olarak 18 yaş gösteriliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Toplum itibariyle bizler genelde küçük yaştaki evliliği çok hoş gören insanlar değiliz. Zaten doğru da değil. Yani evlilik bir sorumluluk işidir. Çocuğu çocuk büyütemez. Bir insanın belirli bir ergenlik çağına, bir rüşt çağına, bir olgunluğa ermesi lazım ki kendisinin de çocuğu olduğunda onu güzel bir şekilde büyütebilsin. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ortada bir insanlık problemimiz var. Yani çocuklarımız çocuk hakları var. Habire herkesin kendi mahallesinden bakarak başkasının dövmesi, meseleleri farklı yere çekmesinden ziyade bizim kızlarımızı, oğullarımızı korumaya ihtiyacımız var. Lütfen biraz daha insan haklarına dikkat ederek insanların sıkıntılarını ele alalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.